Merhabalar sevgili takipçilerim, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere iki şişle yapılan çok güzel bir patik modeli anlatacağım. Ben renklerimi krem rengi ve yeşilin güzel bir tonunu ayarladım. Bu ipim simli ip hanımlar, polosunun simli iplerinden. Ee, bu şekilde denemek istedim ben. Krem rengi de bonbon lüksün. Hemen renk numarasını söyleyeyim sizlere. 985-94 numaralı krem rengi. E, ee, bu ipinde renk numarası yok galiba. Evet. Renk numarası yok. E, ee, polosunun simli iplerinden bir tanesi. Ee, bu iki rengi birbirine çok yakıştırdım ben. 3 ee, numara şiş kullanacağız patiğimizde. E ee, patiğimizi misinalı şişle öreceğiz. Siz isterseniz normal iki şişleri kullanabilirsiniz. Ee, ben e, burada video çekme çekerken e, iki şişle biraz zor oluyor hanımlar. O yüzden misinalı şiş kullandım. Ama siz elinizde misinalı şiş, misinalı şişiniz yoksa eğer e, normal iki şişleri kullanabilirsiniz. 3 numara olacak e, şişimizin numarası. E ben ilmeğimi attım. Zaten birazdan e, kaç ilmek attığımı ve nasıl başlayacağımızı anlatacağım sizlere. Hemen şöyle iplerimi bir kenara alıyorum. şişim burada dursun. E, modelime gelince hanımlar, modelimi hemen göstereyim sizlere. Bakın çok güzel bir model oldu. Şöyle yan kısımlarını göstereyim. Diğer yan kısmı, taban ve topuk kısmı. Şöyle bilekten başlayacağız modelimize şuradan başlayacağız daha sonra model kurulumunu yapacağız artırma kısmımız patiğimizin şu orta kısmında olacak artırma kısmımız ben çok beğendim hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu modeli ben iki şişle yine bilekten başlayan bir model yapmıştım. Çok güzel oldu. Onu da yapabilirsiniz eğer isterseniz. Şöyle de göstereyim. Modelimiz bu şekilde de çok güzel duruyor. Bu iki rengi de birbirine yakıştırdığım için bu modelde denemek istedim. Benim elimin ayarına göre bu patiğim 30, 37 ve 38 numaraya uygun oldu. Daha büyük numaralar için artırma kısmını daha fazla yapabilirsiniz. Taban kısmını da daha fazla genişleterek Ayağınıza uygun yapabilirsiniz. Başlangıç olarak aynı sayıda başlamanızı tavsiye ederim. Sadece artırma kısmını fazlalaştırabilirsiniz eğer ayağınız daha da büyükse. patiğimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Modelimize başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum hanımlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın hanımlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Eee patiğimizin yapılışına gelince hanımlar ben ilmeklerimi attım. Ee, Toplu, krem rengi ipimizle başlıyoruz. Toplamda 65 ilmekle başlayacağız patiğimize. Ee, i̇lk önce bilek kısmını yapacağız. Yani şu haroşalı kısmı yapacağız. İsterseniz burayı bir ters bir düz lastik olarak da yapabilirsiniz. Ee, ben haroşayı daha çok sevdiğim için patiklerde haroşayla başlamak istedim. Siz isterseniz bir ters bir düz lastik olarak da yapabilirsiniz. 65 ilmeğimizi şişimize attıktan sonra patiğimize bismillah diyerek başlayalım hanımlar. Haroşa öreceğimiz için ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğiz ilmeklerimizi. İlk sıramızı düz olarak örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden düz olarak ördüğümüzde e, haroşa oluşuyor hanımlar bir diş haroşamız oluşuyor. Her iki sırada her iki sıra ördüğümüzde bir diş haroşa oluşacak. O yüzden e, bir diş haroşa dediğimde iki sıra örmeniz gerekiyor. Ön yüzden ve arka yüzden e, düz olarak örmeniz gerekiyor. Şimdi ilk sıramızı hemen düz olarak örelim. Evet hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi şişimizin sonuna kadar düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar. İlk sıramızı ördük düz olarak. Şimdi şişimizi şöyle döndürüyoruz. Döndürdükten sonra burası bizim patiğimizin ön yüzü olacak. Bakın ipimiz bu tarafta kalacak. Burası patiğimizin ön yüzü olarak kullanacağız modelimizi kurarken. Şimdi geriye döndükten sonra yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şişimizin sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Dediğim gibi iki sırada bir bir diş haroşamız oluşacak. Toplamda 5 diş haroşa yapacağız hanımlar. Yani 10 sıra örmüş olacağız ilmek attığımız sırayla birlikte. Toplamda 10 sıra örmüş olacağız şöyle göstereyim. Bakın ilk diş haroşamız zaten olmuştu. Ön yüzden düz arka yüzden düz olarak ördüğümüzde yine bir diş olacak. Toplamda 5 diş haroşamızı örelim hanımlar. 5 diş haroşadan sonra model kurulumuna geçelim birlikte. Evet hanımlar. 5 ee, diş haroşamı tamamladım. Yeşil ipimi de bağladım. Modeli kurulumuna başlayacağız. Şimdi hem artırmamızı yapacağız hem de model kurulumuna geçeceğiz. Ee, patiğimizin ilk 3 ilmeği ve son 3 ilmeğini haroşa olarak öreceğiz. Sonrasında model kurulumu yapacağız. Hemen patiğimden göstereyim. Bakın şu kısım 3 ilmek haroşa ve bitişte de son 3 ilmek haroşa olacak. Daha sonrasında modeli kuracağız hanımlar. Patimiz e, patiğimiz 65 ilmekti. 60 ilmek 65 ilmekle başladık. E, 31 ilmek bu taraf 31 ilmekte, bu taraf ortaya 3 ilmek vereceğiz. Bu 3 ilmeğin her iki yanından artırmamızı yapacağız. Hemen o artırmayı da göstereyim sizlere. Kafanızda karışıklık olmasın. Şu 3 ilmeğin her iki kenarından artırmayı yapıp, arttırdığımız ilmekleri iki yan tarafa vereceğiz. Hemen başlayalım. Bu sırada krem rengi ipimizi kullanmayacağız, sadece yeşil ipimizle devam edeceğiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimizi örüyoruz. Dediğim gibi ilk 3 ilmek ve son 3 ilmek haroşa olacak hanımlar. Ön yüzden arka yüzden düz olarak örülecek. İlk 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonraki ilmeği örmeden şişime aldım. 1 2 3 ilmek örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden şişime alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Yine 3 ilmek örüyorum düz olarak. Sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Şimdi sayalım kaç ilmek ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Buradan devam edelim. 31 ilmek olacak. 1 ilmek örmeden aldım. Yine 3 ilmek örüyorum ben tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek örmüş olduk hanımlar. Bakın son 3 ilmeğimizi de e, düz olarak ördük. Burada e, orta 3 ortadaki artırma kısmındaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Öncesinde artırmamızı yapıyoruz. Şişimizin üstüne bir kere doluyoruz. 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Hemen kenarından artırmamı yaptım. Yine devam ediyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Artırma kısmını zaten gösterdim. 3 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. Son 3 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu son 3 ilmeği de yine haroşa olarak örüyoruz. Geriye döndüm modelin arka yüzündeyiz. İlk 3 ilmek ve son 3 ilmek arka yüzde düz olarak örülecek. İlk 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim krem. Yine örmeden alacağım. O yüzden ipimi böyle ön tarafa alıyorum. Krem ilmeğimi örmeden şişime aldım. İpimi tekrar ön tarafta bu ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimiz ön taraftayken krem ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Yine 3 ilmeğimizi yeşil ipimizle ters olarak örüyoruz. Krem ilmeği örmeden şişimi şişimizi alıyoruz. İpimiz ön tarafta kalacak tabii ki. Yine 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim ön taraftayken ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakın ön tarafta bu şekilde görünüyor. Devam edelim. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Krem ilmeğimi örmeden şişime aldım. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki ilmeği örmeden şişime aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi artırdığımız kısma geldik hanımlar. Bakın burada krem ilmek yok. Bu ilmeklerin şu krem ilmeğe kadar bu ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bakın şu son kremden sonra 2 4 6 7 8 9 10 11 ilmeğimizi ters olarak ördük. Sonraki ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Yine 3 ilmek ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Krem ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Krem ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Arka yüzde haroş olacak. Güzel bir görüntü sağlamak açısından yaptım ben. Evet 3 ilmeğimi düz olarak ördüm düz olarak ördüm ön yüze döndüm her renkten ikişer sıra öreceğiz hanımlar iki sıra ördükten sonra krem rengi ipimize geçiş yapıyoruz yine ilk üç renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum ilk üç ilmeğimi haroşa olarak ördüm örmeden aldığım ilmeği düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği bakın 3 tane yeşil ilmeğime geldim. Şu ilk yeşili ipimi ön tarafa alarak ters olarak örüyorum. Ortadaki yeşili düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Üçüncü yeşili ters olarak örüyorum. Krem ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar üçlü yeşile geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk yeşili ters örüyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü ters örüyorum. Krem ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde yani bir ters, bir düz lastik olarak örülüyor. Üçlü yeşilin ilki ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters. Krem ilmek düz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ters, bir düz bir ters, krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, krem ilmeğimiz düz. Şimdi orta kısma geleceğiz birazdan. İpimi ön tarafa alıyorum. Son 3 ilmeğim. Bir ters, bir düz. Bir ters ördüm. Bakın burada artırmış olduğum ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Şu ortadaki bakın artırmanın ortasındaki 3 ilmeğimizi e, her iki kenarından yine artırmamızı yapıyoruz. Şişimin üstüne bir kere doladım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine artırmamı yaptım. Bakın burada dört tane artırma yaptığım ilmekle birlikte dört tane yeşilim var. İlkini düz örüyorum, ters, bir düz, bir ters. Bu hep böyle ilerleyecek hanımlar. Artırdığımız ilmekler bu şekilde düz olarak öreceğiz ilk önce. Model zaten kendiliğinden ilerliyor. Ördükçe siz de fark edeceksiniz. Devam edelim. Krem ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine üçlü ilmeğime geldim, yeşil ilmeğime. Birinci yeşili ters ördüm. ikinciyi düz. Üçüncüyü ters. Krem ilmeğimi düz ördüm. Birinci yeşili ters. ikinci yeşili düz. Üçüncü yeşili ters. Krem ilmeğimi düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Aynı şekilde. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Krem ilmek düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Burada kalan 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yani haroşa olarak örüyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Arka yüze dönüyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ee, i̇lk 3 ve son 3 ilmek hariç hanımlar. ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olarak ördüğüm ilmekler de dahil. Bakın ön yüzde ters olarak ördüğüm ilmekler arka yüzde düz olarak görünüyor hanımlar. Bu düz ilmekleri de ters olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ta ki son 3 ilmeğimize kadar. Son 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız yerlere de yine aynı şekilde ters olarak öreceğiz. Şimdi son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Son 3 ilmeğimizi düz olarak örelim. Tekrar ön yüzde görüşelim. Evet hanımlar arka yüzden ilmeklerimi ters olarak ördüm. Son üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Renk geçişi yapıyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. Modelimizi kuracağız. Yalnız modelimizi kaydırmalı olarak yapacağız bu defa. Bakın şu gördüğünüz modeli şimdi bu iki modelin ortasına oturtacağız. Hemen başlayalım. İlk 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Yani düz olarak örüyoruz. 2 ilmek daha düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden şişimi aldım. Yani başlangıçta 5 ilmek yeşil ipimle ördüm. 6.'cıyı örmeden şişimi aldım. Devam ediyorum. 3 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4.'ncüyü örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bir sonraki ilmeği örmeden şişime alıyorum bakın örmeden aldığım ilmek tam şu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe denk geliyor 3 ilmeğimi örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum 3 ilmeğimi örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bunu ta ki e, yaptığımız yere kadar devam ettireceğiz bir ilmek örmeden aldım 3 ilmek örüyorum Bakın artırma yaptığım yere geldim. Şöyle hemen gördüğünüz gibi delikleri görüyorsunuz. Artırma yere yaptığım yere geldim. 3 ilmek ördüm. Şişimin üstüne bir kere doladım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şişimin üstüne doluyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Düz olarak Dördüncü ilmeği örmeden alıyorum. Bakın her artırma yaptıktan sonra modeliniz kendiliğinden kuruluyor zaten. Ee, gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. İlk 3 ilmeğimizi yeşille örüyoruz. Sonraki ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. 3 ilmeği örüyoruz. Sonrakine örmeden şişimize alıyoruz. Bu şekilde devam edelim. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Sonrakini örmeden şişimizi alıyoruz. Yine bakın kenarda 5 ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmeğin hepsini düz olarak örüyoruz. Bakın modelimizi bu şekilde kaydırmalı olarak oturttuk. Arka yüze döndüğümüzde Yine yeşil ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk 3 ve son 3 ilmek hariç onları düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Kalan 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İpim ön taraftayken. Yine devam ediyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bu şekilde son 3 ilmeğe kadar devam ediyoruz. Son 3 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Bu ortadaki artırma yaptığımız kısımda hanımlar bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bakın şurada her iki kremin arasında toplamda 9 ilmeğimiz var. Pardon 3, 6, 9, 10, 11 ilmeğimiz var yeşil olarak. Bu 11 ilmeği tamamını ters olarak öreceğiz. Krem ilmekleri örmeden şişimize alacağız. Son 3 ilmeği de düz olarak öreceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar. Arka yüzden ilmeklerimi ördüm. Yeşil ilmeklerimi ters ördüm. Krem ilmekleri yine örmeden şişimi aldım. Son 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzde. Tekrar ön yüze geldik. Krem ipimizi alıyoruz bu defa. Dediğim gibi her renkle 2 sıra örüyoruz. 2 sıra örüp modelimizi e, devam ettiriyoruz. İlk 3 ilmeğimi renk geçişi olduğu için ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 3 ilmekten sonra 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Krem ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada yarım model kurmuş olduk. Şimdi devam edelim. Bakın 3 ilmeğimize geldik yeşil ilmeğimize. İpimi ön tarafa alıyorum. Birinci yeşili ters, ikinci yeşili düz, üçüncü yeşili ters. Krem ilmeği düz. Birinci yeşili ters, ikinci yeşili düz, üçüncü yeşili ters. Krem ilmeği düz olarak ördük. Birinci yeşili ters, ikinci yeşili düz, üçüncü yeşili ters. Krem ilmeği düz olarak ördük. Birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters, krem ilmek düz. Bu şekilde artırma yaptığımız yere kadar devam ediyoruz. Yani bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Tabii ki bu bir ters bir düzlerin yerini şaşırmayın hanımlar. Son artırma yaptığım yere kadar geldim. Bakın. Artırma bir önceki sırada yapmış olduğum artırdığım ilmek bu. Ee, bakın şurada bir ters bir düz bir ters ördük. Burada da bir e, ilmeğimiz kaldı. Bunu da düz olarak örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Ortaya bırakmış olduğumuz şu 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Burası hep böyle düz olarak çıkacak. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Şimdi 3 ilmeğimizi ördükten sonra tekrar artırmamızı yapıyoruz. Artırma yaptıktan sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Çünkü burada 4 ilmeğimiz vardı. Krem ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, krem ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Zaten model çok basit bir model olduğu için kolaylıkla ilerliyor hanımlar. Artırma kısmı da zaten çok zor olmadığı için kolaylıkla örebilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi geriye dönüyoruz. Arka yüzden ilk 3 ve son 3 ilmeğimizi düz ortadaki diğer ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlk üçü düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Burada düz olarak düz olarak görünen ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Kafanız karışmasın. Hani burada arka yüzde niye düz olarak görünüyor demeyin. Çünkü ön yüzde bir düz bir ters olarak ördüğümüz için ters olarak ördüğümüz ilmekler arka yüzde düz olarak görünüyor. Onları da ters olarak örüyoruz. Şimdi son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Son 3 ilmeği de düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz iki modelimizi tamamladık. Bakın böyle kaydırmalı olarak bu şekilde duruyor. Şimdi yeşil ipimizi tekrar alacağız. Birinci modelimizi kurduğumuz gibi kuracağız. Yine tekrar başlayalım. Yeşil ipimi aldım. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. İlk 3 ilmeği düz olarak ördüm. Sonraki ilmeği örmeden şişimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sonraki ilmeği örmeden şişimi aldım. Bakın başlangıçta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yani şu ilk modeli kurduğumuz gibi yapıyoruz. Devam edelim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. 3 ilmek ördüm, 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum yeşil ipimle. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Artırma yaptığımız yere kadar bu şekilde devam ediyoruz. Zaten örmeye başladığınızda fark edeceksiniz hanımlar çok kolay bir model olduğunu. Örmeden aldım bir ilmek. Bakın artırma kısmına geldim. Yine bakın burada artırma yapmadan önce 3 ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum yine. Artırmamı yapıyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Zaten modelin ilerleyişini örerken fark edeceksiniz. Bakın bu modelin hemen üstündeki e, üçlü ilmeğin tam ortasındaki ilmeği örmeden aldık. 3 ilmek ör, 1 ilmek örmeden al. 3 ilmek ör, 1 ilmek örmeden al. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son üç ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Bir ilmek örmeden aldım. Bakın 3 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. Arka yüze döndüm. Arka yüzde ilk 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bakın krem rengi ilmeğim var. İpim ön taraftayken krem ilmeğimi örmeden şişime aldım. Yeşil ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem ilmekleri örmeden şişimi alıyorum. Yeşil ilmekleri ters örüyorum. Krem ilmekleri örmeden şişimi alıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son 3 ilmeği de düz olarak örmeyi unutmayalım. Evet hanımlar, arka yüzden sıramı tamamladım. Yeşil ilmeklerimi ters, krem ilmeklerimi örmeden şişime aldım. Son 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Krem rengi ipime geçiş yaparak bir sonraki sırama geçiyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimizi örüyoruz. İlk 3 ilmeği düz olarak ördüm. Bakın sıradaki ilmek örmeden aldığımız krem ilmeğimiz. Bunu düz olarak örüyoruz. Üçlü ilmeğimiz var. İpimi ön tarafa alıyorum. Birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters. Krem ilmek düz. Yine birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters. Krem ilmek düz. Birinci ters, ikinci düz, 3. Ters, krem ilmek düz, 1 ters, bir düz, 1 ters, krem ilmek düz. Artırma yaptığımız yere kadar bu şekilde devam edelim. Bir ters, bir düz, krem ilmek düz. Artırma yaptığımız yere kadar geliyoruz. Yine Bakın. Artırma yaptığım yere kadar geldim. Burada artırma yapacağım yere kadar son artırdığım ilmekle birlikte toplam 4 ilmek kaldı. Şimdi yine bunların bakın son krem ilmeği düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz olarak ördüm. 4 ilmeğimi bu şekilde artırmamı yapıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yine düz ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Krem ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Krem ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Son 3 ilmeğimizi düz olarak örmeyi unutmayalım. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Ön yüzden arka yüze dönüyorum. Arka yüzde ilk 3 ve son 3 ilmek düz. Geriye kalan bütün ilmekler ters olarak örülecek. Dediğim gibi ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alarak bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olarak görünen ilmekleri de ters olarak örüyorum. Bunu unutmayalım. Burada düz görünüyor diye onu da düz olarak örmeyin hanımlar. Yoksa modeliniz olmaz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız yerde dahil ee, sadece son 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar. Ben modelimi tamamladım arka yüzden. Ee, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. ilk 3 ve son 3 ilmek düz olarak ördüm arka yüzde. Bakın modelimiz gayet güzel oturmaya başladı. Ee, üçüncü modelimizi de yaptık. Dördüncü modeli ikinci modeli kurduğumuz gibi yapacağız. Hemen bir model daha anlatayım sizlere. Ee, daha fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Hemen yeşil ipimi aldım. Bir sonraki model kurulumuna başlayacağım. İlk üç ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek daha düz olarak örüyorum. Toplamda 5 ilmek düz olarak ördüm. 5 ilmekten sonra bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde artırma yaptığım yere kadar devam edeceğim. Zaten modeli az çok anlamışsınızdır. Belki bu modeli daha önceden yapanlar da vardır. Bilenler vardır. Artırma yaptığım yere kadar geliyorum. Bakın. Artırma yapmadan önce 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar e, artırma yapıyorum. Yine 3 ilmek düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden şişim alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi bu sıramızı tamamladıktan sonra son üç ilmeği düz olarak örelim. Arka yüze dö dönelim. Arka yüze döndükten sonra nasıl yapıyorduk hanımlar? Yeşil ilmekleri ters krem ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz. Örmeden alırken ipimiz ön tarafta olacak. Ee, arka yüzü de bu şekilde tamamlayalım. Ortadaki ilmeklerimizi ters olarak örelim. İlk 3 ve son 3 ilmek e, düz olarak örülecek. Şöyle göstereyim. İlk 3 ve son 3 ilmek düz. Geriye kalan yani bu sırayı tamamladıktan sonra yeşil ilmekler ters krem ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz ipimiz ön taraftayken şimdi ön yüzden bu burayı tamamlayalım arka yüzden de anlattığım gibi sıramızı örüp gelelim. Evet hanımlar sizlere söylediğim gibi ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimi ördüm ee, tekrar ön yüzdeyim bu sırayı da anlatacağım. Daha sonra daha fazla e, videom uzam, uzamasın diye e, daha fazla anlatmayacağım hanımlar. E, umarım açıklayıcı olmuştur bu video sizler için. Hemen krem rengi ipimle ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmekten sonra 1 ilmek düz ipimi ön tarafa alıyorum. Ters krem ilmek düz. Üçlü ilmeğime geldim. Birinci ters, ikinci düz, 3. ters krem ilmek düz ters düz ters krem ilmek düz burayı artık biliyorsunuzdur hanımlar 3 ilmeğin birincisi ters ikincisi düz üçüncüsü ters krem ilmek her zaman düz olarak örülüyor Şimdi artırma yaptığım yere kadar örelim. Biraz hızlıca gitmeye çalışıyorum. Şimdi son krem ilmeğimi ördükten sonra bakın orta artırma kısmına geldim. Orta artırmadan önce 4 ilmeğim var burada. Burada ne yapıyorum? İlk 3 ilmek üzerinde modelimi kuruyorum. Birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters ve son kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada artırma yapacağım zaten. Artırmamı yaptım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum tekrar. Bakın yine burada 4 yeşilim var. Artırma yaptıktan sonra ilk ilmeğimi düz örüyorum. Ters, düz, ters olarak bu şekilde örmüş oluyorum. Krem ilmeğimi düz. Bir ters, bir düz, bir ters, Krem ilmek düz. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzde e, ilk 3 ve son 3 ilmek ters, şey pardon, düz. Ortadaki ilmeklerin tamamı ters olarak örülecek zaten e, biliyorsunuzdur. Toplamda kaç ilmek, e, kaç artırma yaptık buraya kadar? 2 4 6 8 ilmek artırma yaptık. 8 tane 8 buradan 8 de buradan toplam 16 ilmek artırmış olduk buraya kadar şimdi toplam kaç tane yapacağız benim elimin ölçülerine göre hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toplamda 18 artırma yapmışım hanımlar sadece şu bir şeyi saydım şöyle şişimin ucuyla göstereyim Burayı saydım. Burada 18, burada da 18 olacak hanımlar, iki tarafta. Yani e, burayı artırıyorum, bu tarafa gidiyor. Bu tarafa artırıyorum, bu tarafa. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde çoğalıyor. 18 artırma benim elimin ayarına göre yeterli. Siz Eğer ayağınız büyükse bunu 20 artırma yapabilirsiniz. Yani ayağınız çok büyükse eğer. 40 numaraysa eğer. 2 artırma daha yapabilirsiniz. Tabii ki elinizin ayarına göre de değişebilir. Şimdi son modeli yaptıktan sonra Şu zaten yeşil kısmı Kaç tane yapacağız bu modelde? Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 model yapmış olacağız hanımlar kaydırmalı olarak yaptığımızda. Şöyle çapraz olarak sayarsanız ördüğünüz bütün sıraların sayısı meydana çıkar. Toplamda 9 model yapmışım ben. 9. modelden sonra yani yeşil e, sıramı tamamladıktan sonra yine krem ipimle ön yüzden bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi birinciyi ters, ikinciyi düz, üçüncüyü ters, krem ilmekler düz. Birinci ters, ikinci düz, üçüncü ters, krem ilmek düz. Ön yüzden yani son modeli yaptığımızı anlatıyorum hanımlar. Son modeli şurayı son model olarak farz edelim. Son modelimizi yaptık, patiğimizi bitirdik. Ee, krem ipimizde bu sıramızı yapacağız. Bu bir ters, bir düz sıramızı ön yüzden yapacağız. Ee, yine artırma ee, pardon artırma yapmayacağız galiba burada artırma yapmadan e, karşı tarafa geçeceğiz e, yine ben orada size tam e, net bir şey söylerim bitirdikten sonra e, bu sırayı tamamladıktan sonra arka yüzden e, döndüğümüzde normalde ilk 3 ve son 3 ilmeği düz olarak örüyorduk e, bu son modeli tamamladıktan sonra ön yüzden bu burayı yapacağız arka yüzden ilmeklerimizin tamamını e, düz olarak öreceğiz. Ters olarak örmek yok. E, ters düz olarak öreceğiz ki ön yüzden haroşamız oluşsun. Yani şuradan bahsediyorum hanımlar. Bakın modelimizin hemen arka yüzünden bir diş haroşamız oluşacak düz olarak ördüğümüzde. Dediğim gibi toplamda e, 16-18 artırma yaptıktan sonra e, dediğim gibi bu artırmamızı da yapalım. 18. zaten saydığınızda bilirsiniz. 18. artırmamızı da yapmış oluyoruz. Ön yüzden dediğim gibi bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet hanımlar patimizin artırma kısmını tamamladık. Toplamda 18 artırma yaptık. Eğer istiyorsanız ayağınız büyükse 2 artırma daha fazladan yapabilirsiniz. Bu elinizin ayarına ipinizin kalınlığına göre değişir. Benim elimin ayarına göre bu artırma sayısı yeterli. Ee, şurada son modeli 9. modelimizi kurduktan sonra ön yüzden yine bir ters bir düz sıramızı ördük. Ee, o sırayı örerken hanımlar burada yine artırma yaptık. 18. artırmamızı. Ee, daha önce hani size net bir şey söyleyememiştim. Ee, bu krem sırasını da örerken yine 18. artırmamızı da yaptık. Arka yüze döndüğümüzde e, bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Bakın ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi e, yeşil ipimizi kestik artık. Buradan itibaren yeşil ipimizi kullanmayacağız. Sadece krem ipimizi kullanıyoruz. E, taban kısmına geçiş yapacağız ama öncesinde yine iki sıra e, düz olarak öreceğiz ilmeklerimizi başlayalım ön yüzden ve arka yüzden düz olarak örelim bir diş haroşamız daha oluşsun e, yani iki diş haroşa olmuş olacak Hanımlar şu sıramızla birlikte toplamda iki diş haroşamız olacak şimdi ön yüzden ve arka yüzden düz olarak örelim e, daha sonra taban kısmına geçiş yaparak e, tabanımızı yapacağız. Bu arada şişimde şu anda 101 ilmeğim oldu hanımlar. Sizin artırma şeyinize göre bu sayılar değişir. Fazla ya da eksik yaparsanız artırma sayısını eğer ayağınız küçükse 1 ya da 2 artırma eksik yapabilirsiniz. 36 ve 37 numaraysa eğer ayağınız. Bunu dediğim gibi elinizin ayarına göre siz kendiniz ayarlamanız gerekiyor eksik yaptığınızda yine sayılar değişir. Ona göre e, sayı e, yani çıkan sayıya göre e, burun burun kısmını taban kısmını o şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yine e, sayıları 3'e bölmeniz gerekiyor. Orta kısma ben birazdan zaten anlatacağım. Orta kısma 7 ilmek ve verdim. 101 ilmeğin 7 ilmeğini ortaya verdim. E, geriye kalan sayıyı 2'ye e, böldüm. Eşit bir şekilde. O da iki kenarına e, denk gelecek hanımlar. Yani iki kenarda eşit olması gerekiyor. E, say, e, sayımız zaten tek Çıkıyor. Çünkü 65 ilmek başladık. Ee, artırma sonucuna göre de e, ilmek sayımız tek olacak. Yani 101 mesela 101, 103, 105 gibi eksik yaparsanız mesela 2 ilmek eksiltirsiniz. 97 ilmek olur, 99 ilmek olur. Bu şekilde artırmalarınız tek olması gerekiyor bittiğinde artırmalar bittiğinde şimdi ön yüzden ve arka yüzden düz olarak örelim ilmeklerimizi daha sonra taban kısmına geçelim birlikte Evet hanımlar bir diş haroşamızı daha ördük ön yüzden ve arka yüzden düz olarak ördüğümüzde bakın gördüğünüz gibi iki diş haroşamız oldu şimdi taban kısmına geçeceğiz dediğim gibi şişimde toplamda 101 ilmeğim var bu 101 ilmeğin 7 tanesini ortaya bırakacağım Geriye kalan sayıyı 2'ye eşit bir şekilde böleceğim. 7 ilmeği ortaya bıraktık. Geriye 94 ilmek kaldı. Bu 94 ilmeği de 2 eşit sayıya böleceğiz. Toplamda 47, 47 düşüyor hanımlar sayılar. İlk önce 47 ilmek öreceğiz. Sonra 7 ilmek öreceğiz ve taban kısmına geçeceğiz. Bu şekilde taban kısmını ayarlamanız gerekiyor. Sayılarınız eğer farklı olursa. Ee, hemen başlayalım. İlk 47 ilmeğimizi öre, örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 ilmeğimizi ördük. Şimdi 7 ilmek daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek daha ördük. Bu tarafta da 47 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 7 ilmeği ördükten sonra karşı tarafa geçmiyoruz. Geriye dönüyoruz. Taban kısmına geçiyoruz hanımlar. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi tekrar ördüm. Buradan geriye dönüyorum. Bakın her iki tarafta da 47 ilmeğimiz kaldı hanımlar. 47 ilmeğimizi ayırdık bu şekilde. Ortada da 7 ilmeğimiz var. Şimdi bu 7 ilmeği çoğaltacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek bu taraftan örerek alıyorum. 8 geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 9. Geriye döndüm. Şimdi 9 ilmeğimizi tekrar öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi örüyorum. 1 ilmek yine bu taraftan örerek alıyorum. 10. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 11. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimi örerek aldım diğer taraftan. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 13 ilmeğim oldu. Taban kısmına 13 ilmek ayırıyoruz hanımlar. Bu şekilde artırdık ilmeklerimizi. Kenarlardan birer ilmek alarak 13 ilmeğe çıkardık taban kısmını. Ee, bu sayıyı 15 ilmek ya da 17 ilmek olarak da yapabilirsiniz. Ee, ayağınız eğer büyükse. Ee, bu taban kısmı size küçük gelirse eğer dediğim gibi bu sayıyı 15 veya 17 ilmeğe çıkartabilirsiniz. Bu sizin e, ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. Şimdi buradan itibaren ilmek eksilteceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın 13. ile bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi örüyorum. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi örüyorum. 13. ile bir sonrakini kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz ve taban kısmını oluşturuyoruz. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi bu şekilde devam edelim. Birer birer eksiltelim ilmeklerimizi. Şişimizin sonunda ikişer tane ilmeğimiz kalacak. İki ilmek bu tarafta, iki ilmek de diğer tarafta kalmış olacak. Ee, neden bu şekilde yapacağız? Çünkü e, topuk kısmını e, yani bu 13 ilmeği yine eksilterek patiğimizin arka kısmını yapacağız. Hemen şöyle göstereyim patiğimden. Bakın taban kısmımız 13 tane. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Taban kısmımız 13 ilmek. Ee, 2 ilmek kalınca bu 13 ilmeği 9 ilmeğe düşüreceğiz. İlmek eksiltme yapacağız. E patiğimizin arka kısmını da 9 ilmek olarak ilerleteceğiz. Bu şekilde yapacağız topuğumuzu. şimdi 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi eksiltmeye devam edelim. Patiğimizin taban kısmını oluşturalım. Daha sonra diğer kısmı yapmak için tekrar görüşelim. Evet hanımlar ben taban kısmını bu şekilde ördüm. Her e, sırada birer ilmek eksilttim. Şişimin sonunda ortadaki 13 ilmeğim hariç her iki kenarda ikişer ilmeğim kaldı. Şimdi burada ortadaki 13 ilmeği 9 ilmeğe düşüreceğiz. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi örüyorum. Taban kısmında son iki ilmeği 2 ilmekle birlikte bir sonraki ilmeği de alarak üçlü bir kesim yapıyorum burada. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum. Yine 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmekle birlikte kenarda kalan ilmeğin birisini alıyorum. Yani burada da üçlü kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek örüyorum. Bakın 2 ilmekle son ilmeğim kaldı artık. Yani 3 ilmek kaldı. Bu 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte alarak eee e, üçlü bir kesim yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyorum. Yine bu tarafta da bakın son 2 ilmekle burada bir tane ilmeğim kalmıştı. Bu 3 üç ilmeği 3'ünü birlikte alarak kesiyorum. E, toplamda 9 ilmeğimiz kaldı. Taban kısmında 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu kenarlardan birer ilmek çıkartarak e, patiğimizin arka kısmını yapacağız. Hemen orayı da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Dokuzuncuyu örmeden aldım. Bakın hemen şurada e, son iki, il, iki diş haroşa yapmıştık ya hanımlar. İşte onun ikisinin arasına dışarıdan içe doğru. Bakın pardon. İçeriden şişimi Patiğimizin iç tarafından dışa doğru şu şekilde çıkardım. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçirdim. İkisini birlikte alarak kesimimi yaptım. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. 9. ilmeği örmeden şişimi aldım. Yine bakın burada 2 diş haroşanın tam ortasına batıyorum. Bu defa dışarıdan içe doğru batıyorum şişimi şu şekilde. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 8 ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. 9. Ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bakın hem e, bir krem, bir de yeşil sıramız var. Bunun ikisinin ortasına batacağız. Şişimi içten şöyle dışa doğru çıkarttım. Yani iki diş haroşanın ortasından çıkardım. Örmeden aldım ilmeği önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 8 ilmeğimi örüyorum. dokuzuncuyu örmeden şişimi alıyorum burada da yine bakın sıradaki krem haroşa ile yeşil haroşanın ortasına batıyorum bu defa dışarıdan içe doğru battım örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçirdim bu ikisini birlikte alarak kesme işlemini yaptım geriye dönüyorum bu arka kısmını sürekli bu şekilde yapacağız burası bitene kadar Yine 8 ilmeğimi örüyorum. 9. örmeden alıyorum. Hemen bakın yeşil haroşayla krem haroşanın arasına şöyle batıyorum. Şişimi çıkardım. Arkadan içten dışa doğru çıkardım. Örmeden aldım ilmeği onun önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Evet kestim hemen geriye dönüyorum geriye döndükten sonra yine 8 ilmeğimi örüyorum dokuzuncuyu örmeden alıyorum bakın yeşil ilmekle krem ilmeğin hemen arasına batıyorum şu şekilde dışarıdan içe doğru şöyle örmeden aldığım ilmeği önüne geçirdim bu ikisini birlikte alarak kestim şu şeylere kaçırmayalım hanımlar. Bir sonraki batacağımız yer burası. Burayı yaptıktan sonra burası. Her iki haroşanın arasına batıyoruz. Batarak şöyle şişimize takarak yani ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz. Ve patiğimizin arka kısmını örmüş oluyoruz. Şimdi 8 ilmeğimizi yine örelim. 9. örmeden şişimizi alalım. Sıradaki bakın şu kremle yeşilin arasına. İçeriden dışarı doğru. Şişime taktım. Örmeden aldım ilmeği önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 8 ilmek örüyoruz. 9. ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Sıradaki krem ve yeşilin arasına hemen şöyle dışarıdan içeri içeri doğru battım. Örmeden aldım ilmeği önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Evet, bu şekilde patiğimizin arka kısmını oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim. Patiğimizin arka kısmını bu şekilde e, oluşturuyoruz böyle devam edelim hanımlar 8 ilmeği örelim 9. örmeden alalım ee, Şu her iki dişin arasına batıp e, şişimize batıp derken yani şöyle biraz önceki gösterdiğim gibi şişimi şöyle hemen iki haroşanın arasına batıp bu şekilde şişime takmış oluyorum böyle devam edelim son e, haroşaya kadar yani şuraya kadar hemen şişimin ucuyla göstereyim şuraya kadar Son e, ilmek attığımız yani şu ilmek attığımız yere kadar e, ilmeklerimizi şey yapacağız e, kenarlardan ilmek çıkararak e, patimizin arka kısmını oluşturacağız. Son kaldığında yani son burası kaldığında patiğimizin yani ilmeklerimizin e, tamamını keseceğiz. isterseniz buraya kadar e, son yuvaya kadar. E buradan ilmeklerimizi çıkartıp patiğimizin arka kısmına örelim. E orayı da ayrıntılı bir şekilde anlatayım sizlere. Evet hanımlar ben son yuvaya kadar devam ettim. Şimdi birer sıramız kaldı. Yani birer yerimiz kaldı. Hemen orayı göstereceğim size. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi örüyorum. 9. örmeden şişimi alıyorum. Bakın şurada ilk ilmek attığımız e, düğüm attığımız yer. Hemen dıştan içe doğru şöyle battım. Bakın şu düğümün olduğu yere battım. Gördüğünüz gibi. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak son kesme işlemini yaptım. Şimdi arkaya döndüğümde ilmeklerimin tamamını keseceğim. İpimi şöyle arka tarafa alıyorum. Şöyle. Şurada düğüm olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Evet şöyle iç tarafa doğru çektireyim. İpimi arka tarafa aldım. Arka yüzden ilmeklerimi düz olarak keseceğim. İlk iki ilmeği İkisini birlikte alarak kestim, ilmeği şişime taktım. Bir sonraki ilmekle birlikte alarak yine kesme işlemi yaptım. Yine şişime taktım, iki ilmeği kestim, ilmeği şişime taktım, yine kestim, ilmeği şişime taktım, tekrar bir kesim yaptım. son ilmeğe kadar bu şekilde kesiyoruz. Bakın burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi burayı bir tığ yardımıyla e, şuraya bağlayacağız hanımlar. Bakın burada bir yuvamız kaldı. E, bir tığ yardımıyla burayı bağlayacağız. Ben hemen tığımı alıp geliyorum. Evet, tığımı aldım. Hemen şöyle bir ilmeğim kalmıştı zaten. E, bu ilmeği tığıma taktım. Bakın şurada bir yuva kaldı. Hemen şu ilk ilk ilmek atarak başladığımız ilk yuvaya batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Patiğimi tamamlıyorum. Şöyle. Burayı ben sonra içine doğru çektireceğim. Bu şuradaki düğüm İlk başladığımız yer. Şöyle tığ yardımıyla iç tarafa çekebilirsiniz bunu. Dışta güzel bir görüntü sağlamıyor çünkü. Evet. Ben içe doğru biraz çektim. Hemen patiğimi tamamlıyorum. İpimi ben bu şekilde içeriden yürütüyorum. Şöyle. Hemen bu tarafı da içeriden yürüteyim. Fazlalık iplerimi keseceğim. Fazlalık ipimi kestim. Evet hanımlar patiğimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Hemen ayak mankenine geçirelim. Şöyle patiğimi ayak mankenine geçiriyorum. Evet. Şu fazlalık iplerimi ben daha sonra içine doğru çektireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Çok güzel oldu hanımlar. Şöyle hemen diğer yan kısımlarını göstereyim. Taban kısmı ve arkasını şöyle topuk kısmını göstereyim. Ayağınıza giydiğinizde tam olarak sarıyor ayağınızı. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle hemen diğer patiğimi de alayım. Gördüğünüz gibi kameramı da biraz uzaklaştırayım. Evet hanımlar İnşallah bu modelimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Ee, kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın hanımlar. Ee, bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Ee, Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Onun ismi de örgücü Bayan 01 yine aynı isimle. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.